RT Haber Merkezi'nce hazırlanan Can Erzincan TV ekranlarından yayınlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın Seyirciler, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2013 yılı değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verilerek hedeflenen faaliyetlerin tamamlandığı ifade edildi. Erzincan Orman İşletme Müdürü Halil Yazıcı 2013 yılını değerlendirdi. Yazıcı, belirlenen hedeflerin %100 kısmına yaklaştıklarını vurgulayarak 2013 yılında iki orman yangınına müdahale edildiğini, ağaçlandırma ve rehabilite faaliyetlerinin de sorunsuz tamamlandığını söyledi. Orman İşletme Müdürlüğü olarak 2013 yılı içerisinde iş kolları itibariyle değişik programlarımızı yıl sonu itibariyle %100 civarında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu çalışmalarımız içerisinde ağaçlandırma faaliyetlerinde 1071 hektar ağaçlandırma çalışmasını tamamladık. 1250 hektar erozyon kontrol çalışmasını tamamladık. 200 hektar mera ıslah çalışmasını tamamladık. Bu programlarımızın %100'ünün üzerine çıkmış durumdayız. Aynı zamanda da geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışma sahalarında başarısız olanlardan 9900 hektarlık alanın da bakımını yapmış bulunuyoruz. 1000 hektar koruya tahvil çalışması, 2037 hektar rehabilitasyon çalışması, bunlar da programlarımızın üzerinde gerçekleşmiş durumdadır. Aynı zamanda mevcut doğal ormanlarımızın iyileştirilmesi, bakımı ve korunması amacı çerçevesinde de 38.000 metreküp dikili kabuklu gövde hacmi etası alınmış durumdadır. Buradan elde edilen ürünler de iş piyasanın ihtiyaçlarında kullanılmıştır. Bu yıl orman yangınları açısından bizim için sevindirici bir sonuçla tamamlanmış oldu. 2 adet orman yangını gerçekleşti. Toplam 4,5 hektar alanda zarar söz konusu, bu örtü yangını şeklinde oldu. Yaklaşık 30-35 civarında da kırsal yangına ekiplerimiz müdahale etmiş bulunmaktadır. Bu yılki yapmış olduğumuz ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarında da sahamıza, yani ormanlık alanların dışında açıklık alanlarda yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde de 4.500.000 adet fidan toprakla buluşmuş durumdadır. Bu Erzincan ili açısından oldukça önemli bir rakamdır. Önümüzdeki yıllarda da yine bu çerçevedeki çalışmalarımız devam edecektir. Sayın seyirciler, yöresel ürünlerin ilk elden satışa sunulduğu buğday pazarı vatandaşın ilgisini çekiyor. Köylerden gelen mahsuller tercih nedeni oluyor. Erzincan'a özgü yöresel ürünlerin ilk elden satışa sunulduğu buğday pazarında özellikle pazartesi günleri yoğunluk yaşanıyor. Köylerden gelen vatandaşlar çeşit çeşit ürünleri satışa sunuyor. Kurutulmuş ürünlerden günlük süt ve süt ürünlerine kadar birçok çeşidin bulunduğu buğday pazarı alışverişte vatandaşın tercihi oluyor. Sabah erken saatlerde pazara gelen bayanlar sattıkları mahsuller sayesinde ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Sayın seyirciler, Erzincan Belediyesi tarafından oluşturulan hayvan barınağı sokak köpeklerine ev sahipliği yapıyor. Barınakta süt anneliği yapan köpek ise barınağın ilgi odağı oldu. Erzincan Belediyesi tarafından oluşturulan hayvan barınağı ve kanatlı hayvan parkı birçok sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor. Soğuk kış günlerinde sokak köpeklerinin bakım ve tedavilerinin yapıldığı barınakta bulunan anaç köpek ise birçok yavru köpeğe süt anneliği yapıyor. Barınak sorumlusu ve veteriner işleri müdürü Veysel Aytekin, onlarca yavru köpeğe süt anneliği yapan köpeğin ilgi odağı olduğunu söylüyor. 2 yaşındaki bir anne köpeğimiz birçok yavruya annelik ederek, süt anneliği ederek o yavruların büyümesini sağlamaktadır. Kendisi bugüne kadar yaklaşık olarak 40 tane yavruyu emzirmiştir. Hali hazırda şu anda 10 tane yavruyu emzirmekte. Biz bakımını iyi üstlendiğimiz için hayvanlar yavrulara güzel bakmakta. Kesinlikle yavrular arasında bir ayrım yapmamaktadır. Onun için barınağımız kış ayında şu an itibariyle yaklaşık 150 tane köpeğe ev sahipliği yapmakta. Bunların bakımlarını üstlenmekteyiz. Özellikle yavru köpekleri sokaklardan toplayıp getiriyoruz. Burada büyümelerini sağlıyoruz. Daha sonra kısırlaştırıp doğaya serbest bırakıyoruz. Uyum sağlamada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık şu ana kadar. Getirdiğimiz tüm yavruları gece veya gündüz yanına verdiğimiz halde çok rahatlıkla onları alıp annelik ediyor kendisi.
Şu andaki yavruların hiçbir tanesi de baktığı 10 yavrudan hiçbir tanesi kendi yavrusu olmayıp dışarıdan toplayıp getirdiğimiz yavrular. Yani çok nadir rastlanan bir durum. Ben de ilk defa görüyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır buradayım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Memnuniyetimi sorarsanız çok memnunum. Birkaç tane daha böyle köpeğimiz olmuş olsa birçok yavruyu daha büyütme şansına sahip olacağız inşallah. Okul sporları 17-18 yaş grubu güreş müsabakaları yapıldı. Müsabakalarda büyük çekişme yaşandı. Dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Okul sporları 2013-2014 faaliyet programında yer alan 17-18 yaş grubu güreş müsabakaları 13 Şubat kapalı spor salonunda yapıldı. Kilolarına göre farklı kategorilerde mindere çıkan genç güreşçiler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Güreş müsabakaları sonunda 42-46 kiloda Refaiye Çok Program Lisesi'nden Abdulaziz Solak birinci, aynı okuldan Selamet Çiçekçi ikinci oldu. 55 kiloda İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden Abdullah Navruz birinci, Muhammed Köse ikinci, Refaiye Anadolu Öğretmen Lisesi'nden Mehmet Köylü üçüncü oldu. 60 kiloda İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden Mustafa Köse birinci, Ahmet Fırat ikinci, Sefa Akdağ üçüncü oldu. 66 kiloda Refaiye Anadolu Öğretmen Lisesi'nden Yakup Satıcı birinci, Refaiye Çok Program Lisesi'nden Baykal Kızılırmak ikinci oldu. 74 kiloda Refaiye Çok Program Lisesi'nden Eren Şeker birinci olurken 84 kiloda ise Refaiye Anadolu Öğretmen Lisesi'nden Eren Yıldırım birinci, Enes Eken ikinci oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Sırada hava durumu var. Yarın Erzincan'da sis bekleniyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Erzincan'da sis bekleniyor. Erzincan ve çevre illerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan -14, 1, Erzurum -16, -6, Sivas -15, -2, Elazığ -6, -2, Malatya -4, 5, Bayburt -16, -2, Tunceli -6, -1, Gümüşhane -9, 2, Giresun 5, 14 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Nil Eczanesi. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan ve Can Erzincan TV ekranlarından yayınlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteydik. Bir başka haber bülteninde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.